Şimdi söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Osmaniye Milletvekili Sayın Devlet Bahçeli'nin yerine Manisa Milletvekili Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akçay'a aittir. Buyurun Sayın Akçay. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yakın tarihimizin en hainane kalkışması olan 15 Temmuz 2016 tarihinin 3. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu özel birleşiminde toplanmış bulunuyoruz. Sözlerime başlarken muhterem heyetinizi ve aziz Türk milletini Milliyetçi Hareket Partisi adına saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz alçak FETÖ tertibinde Genelkurmay karargahı işgal edilmiş, köprüler tutulmuş, tanklar cadde ve sokaklara çıkmış, kamu kurumları ve askeri üst bölgeleri kurşunlanmış, bombalanmış, ele geçirilmeye çalışılmıştır. Millet malı olan uçak ve helikopterlerle vatandaşlarımız ve polislerimiz şerefsizce hedef alınmış, Gölbaşı'ndaki polis özel hareket başkanlığı bombalanarak 51 polisimiz şehit edilmiştir. Bu darbe girişimi Cumhurbaşkanı'nı, hükümeti, topyekün devleti, Türk milletini, milli iradeyi ve siyaset kurumlarını hedef almıştır. Milli irade ve hukuk yok edilmek, ülkemiz kaosa sürüklenerek iç savaş çıkarılmak istenmiştir. 15 Temmuz'da eli kanlı FETÖ'cü teröristler Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek, ülkemizi işgal etmek için darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak Türk milleti canı pahasına tankların önünde durmuş, gözünü kırpmadan kurşunlara meydan okumuş, bombalara etten duvar örmüştür. Şehit olmuş, ancak devletimize diz çöktürmek isteyen hainlere geçit vermemiştir. Bu anlamda 15 Temmuz Türk milletinin iradesine sahip çıktığı, yeniden diriliş destanını yazdığı gündür. 15 Temmuz'da içinde bulunmakla iftihar ettiğimiz milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimiz tarihinde ilk kez bombalanmış ve kurşunlanmıştır. Meclisimiz milletimizin çağına yaraşır bir şekilde şahlanan birlik ruhuyla FETÖ'cü hainlerin ve efendilerinin oyunlarını bozmuş, meclisin işgalini önlemiştir. Hainler tarafından 251 kahramanımız şehit edilmiş, 2734 vatandaşımız yaralanmıştır. Darbecilerin bombalarına, kurşunlarına göğsünü siper eden, tankların önüne çıkarak darbe girişimine direnen şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, kahraman gazilerimize, darbeye karşı ülkemize ve demokrasiye sahip çıkan aziz vatandaşlarımıza şükran ve saygılarımızı sunuyoruz. FETÖ, asırlardır devam ede gelen Anadolu'nun istila planlarının 21. yüzyıldaki adıdır. Yıllar boyunca din kisvesi ve cemaat maskesiyle topluma ve devlet kurumlarına sinsice sızan FETÖ terör örgütü, bir virüs gibi toplumu ve devlet kurumlarını felç etme girişiminde bulunmuştur. Devlet onun bunun yuvalanacağı, informal yapılarını sızıp gizli gündemini icra edeceği bir yer değildir, olmamalıdır. Devlet Türk milletinin siyasi teşkilatlanması, egemenliğinin güvencesi, istikbalinin garantisidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 15 Temmuz hadisesi bize göstermiştir ki anlamsız çekişmeler, sonuçsuz polemikler, demagojiler, sert kutuplaşmalar bitmelidir. Hepimiz temel milli meselelerde ve hedeflerde buluşabilmeliyiz. Ucuz siyaset bezirganlarına fırsat verilmemelidir. Düşman bellidir. Canına kast edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletidir. Bu düşmanlara karşı birleşemeyeceğiz de
neye karşı, kime karşı birleşeceğiz? Ayrımız gayrımız yoktur. Müştereklerimiz farklılıklarımızdan daha çoktur. Anımız birdir, adımız birdir, atımız birdir. Biz Türk milletiyiz. 7 bölge, 4 mevsim, 81 vilayetle hep birlikte Türkiye'yiz. Emperyalist uşağı kripto FETÖ'cüler ve demokrat kisveli PKK muhutileri ülkemizi kaosa sürüklemek için fırsat kollamaktadır. Bu nedenle siyasi görüşümüz ne olursa olsun hainlere karşı birlik olmak zorundayız. FETÖ'cü hainler Türkiye'nin varlığını, milli birliği ve bütünlüğünü, demokrasiyi hedef alırken bazı siyasi şahsiyetler 15 Temmuz darbe girişimi hakkında tiyatro, kontrollü darbe gibi söylemlerle FETÖ'cü hainlerin propagandasına varan konuşmalar yapabilmişlerdir. ...15 Temmuz kalkışmasına tiyatro, kontrollü darbe diyenlerin bizatihi kendileri kontrollü siyasetçilerdir. 15 Temmuz'a tiyatro, kontrollü darbe diyerek FETÖ ağzıyla konuşanlar 251 şehide, 2000'den fazla, 2700 gazimize ne diyecektir? Hatta bunların bazıları FETÖ ile mücadele sürecinin basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu bile söylemiş, FETÖ kuruluşlarına sahip çıkmış, FETÖ'cü tutukları meydanlarda alkışlatmıştır. Değerli milletvekilleri, ihanetin özgürlüğü olmaz, millete karşı suçun özgürlüğü olmaz, cinayetin özgürlüğü olmaz, işgal heveslerinin özgürlüğü olmaz, darbeye teşebbüsün özgürlüğü olmaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile acil etkin mücadele edilsin, Türkiye tekrar darbe tehdidiyle karşı karşıya kalmasın diye OHAL yasası çıkarılmıştı. OHAL millete pusu kuran hainlere karşı alınmış anayasal ve acil bir tedbirdir. OHAL yasasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında, bürokraside, sosyal hayatta, ekonomide, üniversitelerde FETÖ ile topyekün ve süratle mücadele edilmiştir ve edilmektedir ve edilmeye de devam edilmelidir. ABD'nin ve bir kısım batılı devletlerin 15 Temmuz hadisesi ve terör örgütleriyle ilgili ikiyüzlü tavırları tehlikenin geçmediğini, tehditlerin devam ettiğini göstermektedir. FETÖ'cü hainler PKK'lılardan sonra ABD ve Avrupa'nın ikinci gözdesi haline gelmiştir. ABD ve Avrupa FETÖ'nün avukatlığına soyunmuştur. Çünkü suç ortaklığı gün gibi ortaya çıkmıştır. Çünkü FETÖ bunların ucuz maliyetli maşasıdır, truvatıdır. 15 Temmuz'da darbe ve işgal girişiminde hedefine ulaşamayan hainler ve efendileri ekonomik operasyonlara da girişmişlerdir. Ekonomik dengelerle oynayarak, kur üzerinde baskı kurarak, sıcak para kozu kullanarak Türkiye köşeye sıkıştırılmak istenmiştir. Sayın milletvekilleri, daha önce de değişik vesilelerle dile getirdiğimiz bazı hususları yeniden ve özetle dile getirmek istiyorum. FETÖ ile mücadelede devlet aklı topyekün devrede olmalıdır. Sınırlı sayıda kişinin, kısıtlı sayıda devlet ve siyaset adamının gayret ve çabasıyla FETÖ ile mücadele etmek imkansızdır. FETÖ ile mücadelenin bir stratejisi olmalı, siyasi ve hukuki eylem planı hazırlanmalıdır. Fikri temelleri, milli hedefleri, hukuki sınırları belirlenmelidir. FETÖ'cülüğün standart bir tanım ve tasviri yapılarak bu terör örgütüyle mücadelenin öncelikleri belirlenmelidir. Biriken sosyal maliyetler, devlete karşı yükselen ön yargılar ve toplumsal tabana yayılan mağduriyetler giderilmelidir. 15 Temmuz darbesinin her türlü elemanları, her alanda siyasi elemanları ve FETÖ'nün
bütün bağlantıları tespit edilip yargı önüne çıkarılmalıdır. Tabii ki önemli ölçüde bunlar çıkarılmış, önemli bir kısmı da mahkumiyetlerini almışlardır. FETÖ'nün en son ferdi yakalanıp adalete teslim edilinceye kadar FETÖ ile mücadeleye devam edilmeli, Pensilvanya'daki terörist başı ülkemize getirilerek yargılanmalıdır. Türk milleti dün olduğu gibi bugün de devletimizin kudretiyle hiçbir hain güce boğun eğmeyecek, yenilmeyecektir. Ancak unutulmamalıdır ki tarih geçmişten ders çıkarmayanların hezimetleriyle doludur. Milliyetçi Hareket Partisi meseleye siyaset dışı bakmakta, tarih penceresinden milli şuur ve ruhla yaklaşmaktadır. Hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında buluşmanın zamanı çoktan gelmiştir ve dileyelim ki bu zaman geçmemelidir. Sözlerime son verirken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyor. Bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimizi de minnetlerimizi sunuyorum. Saygılar sunuyorum.